1980'li 79-80'li yıllarda başlamıştır. O parsellerde başlamıştır Eyüp Oligi. Onu da yad edelim bu arada. Abim başladıktan sonra ben tabii sokakta haylaz bir çocukmuşum. Her tarafı da işte kavga ediyor, dövüş ediyor. Abim de dayanamamış. Bizim mahallede onun arkadaşları İsmail Turun, Mehmet İpek arkadaşları, tabii Mehmet İpek Eyüp Oligi'nin öğrencisi. İsmail Torun, Hamit Şahin'in öğrencisi. Bunlar hep birlikte arkadaş olarak başlamışlar. Ben de abimin sayesinde karateye başladım 1986 yılında. Tabii o zamanlar çok zaman geçti. Abimden bir şeyler kaptım. Bizim işte İsmail Torun hocamızdan kaptık. Mehmet İpek'ten kaptık. Bu zamana kadar geldik. Evet sevgili hocam, tabii bu bireysel sporlar, özellikle karate sporu, çok zevkli ve hareketli bir spor. Bu beyaz kıyafeti giyen bir daha çıkarmak istemiyor. Ara vermiş olsa da yıllarca. Ama sizin bir şansınız var. Baba oğlu spor yapıyorsunuz ve bu yaşta 17 yaşında hem 2 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 kez dünya şampiyonluğu ve 4 kez de Türkiye şampiyonluğu artı dünya sıralamasında 1. sıradasınız kategorinizde. Biraz bu heyecandan, bu millilik duygusundan bahseder misin Ömer bize? Milli takıma girdiğimde ilk böyle yabancılık çektim. Böyle maça çıkıyorum. Bayrak var göğsümde. Hep ona dokunurum bayrağıma. Hep böyle sevinçle birlikte maçlara çıkarım. Şampiyon olduktan sonra anlıyorsun böyle ülkeni temsil ettiğini. Bakıyorsun böyle O etrafa. duyguyu kürsüde mi yaşıyorsunuz? Bayrak göndere çekerken daha çok yaşanıyor, değil mi? İstiklal Marşı'nı okurken çok gururlanıyorsun. Herkes böyle ayağa kalkıyor saygıyla. Sen de okuyorsun İstiklal Marşı'nı. Onurlanıyorsun. Ömer, sana şunu sormak istiyorum. Dünya şampiyonasında kaç ülke oluyor tahmini? Mesela sizin katıldığınız, sen dünya şampiyonu olduğun maçta kaç ülke vardı? 69 ülke vardı. 81 kişi de vardı rakip. Rakip Şimdi olarak 80, 81 kişi. 69 ülkeden 81 tane rakiple mücadele ediyorsun ve Türk bayrağını 69 ülkenin önünde 1. sırada göndere çektiriyorsun. Herhalde daha bundan güzel milli duygusu olamaz diye düşünüyorum. Bu arada sevgili seyirciler, anmadan geçemeyeceğiz. 19 Nisan 1900 2021 yılında Karate Federasyon Başkanımız Sayın Esat Deli Hasan'ı kaybettik Covid'den. Bizim başkanımız gerçekten çok kıymetli ve karateyi dünya zirvesine çıkarmış. Dünyada da birçok ülkenin örnek aldığı bir başkandı. Biz Allah'tan rahmet diliyoruz ve mekanı cennet olsun. Üzüldük ama dünyada nasıl ki doğup sevilmek varsa ölmek de var. Başkanımız bizim için çok kıymetliydi. Ona gerçekten çok değer veriyorduk ve Ömer Faruk'un da başkanla bazı herhalde anekdotlar vardır. Anlatmak ister misin Ömer? İlk başkanla 2016'da uluslararası bir maçta tanıştım. O zamanlar küçüktük. Yanına gittik. Babamla fotoğrafımız var hatta. İlk orada gördüm onu. Ondan sonra 2018'de Karadeniz ve Hazar ülkeler olmuştu Fatsa'da Fatsa'da. olmuştu. Fatsa'da misafir etmişti sizi. Evet. İlk orada sohbet ettik. Ondan sonra Türkiye şampiyonası oldu Rize'de 2019 yılında Ocak ayında. Orada muhabbet etmeye başladık. Ondan sonra Şubat ayında Avrupa şampiyonası oldu Danimarka'da. 57 kiloda Avrupa şampiyonu olmuştum orada. Orada Bu slaytlar biraz sonra gelecek inşallah. Rejiden rica ediyoruz. Kürsü resimleriniz ve başkan olan resimlerimiz. Evet, dinliyorum sizi. İlk Avrupa şampiyonu oldum. Baktı bana böyle. Ne hissediyorsun dedi. Onurluyum hocam dedim. Saygını hiçbir zaman bozma dedi. Her zaman böyle edepli ol Çünkü dedi. başkan kendisi hem çok saygılı hem de çok sevecen birisiydi. Evet. Biz şunu dikkat ederdik. Aydın hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Sizle devam edeceğiz ama. Eskiden başkanlar bizim zamanımızda musabık olduğumuz dönemlerde maç yapılan spor salonuna girdiği zaman maçlar bıraktırılır, başkan selamlaması yapılırdı. Bizim rahmetli başkanımızsa tribüne gider,
çocukların içine, halkın içine, vatandaş gibi oturur, onlarla maçı izler. Hiç maçları böldürmez. Bu şekilde şeylerden de çok hoşlanmazdı. Evet, devam et. Ömer, dinliyoruz sizi. İlk Avrupa şampiyonu oldun. Ondan sonraki Türkiye şampiyonasında şampiyon olacaksın dedi. Ben de orada fazla onu şey yapmadım, dikkate almamıştım. Ondan sonra 63 kiloda Türkiye şampiyonu oldum bir daha. Ondan sonra beraber dünya şampiyonasına gittik. Şili'ye 24 saat uçakta gittik. Başkanla birlikte. Başkanın bir huyu daha vardı. Sporculardan daha çok ateşli ve daha çok seviniyordu. Daha heyecanlı. Daha heyecanlıydı. Maç izlerken bile böyle bir şeyler yapıyor. Elleriyle oynuyor. Heyecanlanıyor. Evet. Evet Aydın Hocam. Başkanımızdan konu açılmışken başkanımız adına sizin de söyleyecekleriniz mutlaka vardır. Onunla mutlaka bir anınız vardır. Anlatmak ister misiniz? Tabii başkan Atakı'yla biz 15 belki de 25 seneden beri beraber, ben 2002 yılında Güngören Kapalı Spor Salonu'nda ders verirken o milli takım antrenörüydü. Şu anda da başkanımızın sizinle olan fotoğrafı geldi. O milli takım antrenörüydü. Ben o zaman Ulus Parkı'nda çalışıyordum. O zamanlar tabii sporu biraz ara vermiştim. Karate milli takımıyla gelmişti oraya. Milli takım başındaydı. Orada tabii eskiden maç dönemlerinde birbirimize hasbihalimiz var ama samimiyetimiz yoktu fazla. Orada çay içtik. Tabii o zaman da Casio Sensei gelmişti. Bu anekdot olarak anlatayım. Benim patronum vardı, Rızeli, ismi önemli değil. Gittim yanına. Dedim ki abi dedim, benim misafirlerim geldi. Kim geldi? Aydın dedi, beni çok severdi. Patronum kulaklarında çınladığım bu arada. Dedim ki Japonya'dan Casio Sensei geldi. Bir de bizim başkanımız değil, milli takım antrenörümüz burada. O zaman Halil Turnay'dı başta. Başkan da oradaydı. Dedi ki sor bakalım dedi, mermiden hızlılar mıymış? Öyle şeyimiz oldu. Gittik tabii bunu ben, bizim Esat Başkan tabii o zamanlar biraz daha dinamik, aktif. Konuştuk tabii, orada güldük. Tabii bu zaman öyle bir yol aldı ki başkanla biz İslam Bey'de bizim çay bahçesi var. Bizim başkan işte bizim Ercüment Taşdemir hocamız, işte Hayrettin Hamurcu. Nizam Hoca vesaire, böyle arada bir toplanırdık. Tabi başkanı da oraya alırdık. Bir günde bizim Yüksel Baltay var. Çok severiz. Oh. O Kastamonu'dur. Eniştemizdir aynı zamanda. Ondan evlendi Yüksel hocamız. Yüksel Hoca dedi ki ya bununla bir şey yapalım. Gidelim kiraz bahçesi var. Kiraz bahçesine gidelim. Biraz kiraz toplayalım. Tabi aldık arabayı, gittik onun kiraz bahçesine. Ya federasyon başkanı bu. Gittik kiraz bahçesinde, ben tabii hani topluyorum ama bir baktım başkan ortalıktan kayboldu. Biz Yüksel Hoca ile başkanı arıyoruz. Ya inanır mısınız, o kadar mütevazı, o kadar cana yakın. Adam ağaca çıkmış. Ağaca çıkmış, ağaçtan kiraz topluyor ya. O kadar böyle hani mütevazı, anlayışlı, çok sıkıntılı işte böyle hani durumlar olduğu zaman dinlemeyi bilen, duygusal. Onun en önemli noktası bence oydu. Çok iyi dinlenmeyi biliyordu. Bir yani 5 yaşındaki bir sporcu da gitse onu dinliyordu. Yani başkanın en büyük mütevazı yönü de buydu bence. Bir günde Ömer Türkiye şampiyonasında kaybetti. Dünya şampiyonasından gelmişti. Şeydeydik o zaman. Diyarbakır'daydık. Tabii benim moralim sıfır. Damadan olmuşum. Bizim Yüksel Hoca yine Allah rahmet eylesin, Allah gani gani rahmet eylesin. Başkan benim bu ruh halimi görmüş. Demiş ya bu adam pusulayı kaybetmiş. Hani gidelim şununla bir yatıştıralım. Bizim Yüksel Hoca sağ olsun, bizim Cengiz Hoca da anlatmıştır bunu. Baktı bana, oğlum dedi, dünya mı koptu lan? Adam dedi kaybetti. Şimdi oradaki duyguyu bile empati yapardı. Oradaki senin duygunu bile o anda yaşar, seninle oturur, muhabbetini eder ve çeker giderdi. Öyle bir cana yakın, mütevazi, anlayışlı, o duygularla paylaşan kişiydi. Onu rahmetle tekrar yad etmek çok güzel. Benim için de ayrı bir şey oldu. Üzülüyoruz, şimdi, kederleniyoruz ama dünyada geçeceğiz tabii. Sevgili başkanım Rizeli'ydi biliyorsunuz. Evet. İstanbul'da ikamet ediyordu. Ne zaman aracıyla, uçakla değilse aracıyla buradan geçerse Fatsa'da mutlaka yanıma uğrar. 5 dakika ayaküstü de olsa bir halimizi hatırımızı sorar, yoluna devam ederdi.
Bu da bir federasyon başkanı olarak, antrenör olarak, biz antrenör, o federasyon başkanı olarak bizi çok mutlu ediyordu. Tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet amin, olsun. Amin. Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Çünkü biz başkanımızdan razıydık. Allah da ondan razı olsun. Amin. Çünkü bunu biz anmadan hiçbir programda, aşağı yukarı spor, karate ile ilgili programda anmadan geçmeyeceğiz. Unutulmayacak bir başkandı. Evet. Efsane bir başkandı. Evet. Mevlam rahmet eylesin. Evet Ömer. Özür dilerim. Ben bir şeyde aklıma gelmişken onu anlatayım. Buyurun hocam. Biz Sırbistan'a gitmiştim milli takım adına. Tabii biz veteranlar olarak gitmiştik. Bizim İzmirli bir hocamızla maç yapmıştık. Ben onu kaybetmiştim. Çok üzülmüştüm. Sonra Sırplarla karşılaştık. Dedim ki ya işte ilk maçı ben yapayım. Bizim Cemil diye bir hocamız var. İlk maçı bana verdiler. Orada güzel bir maç çıkarttık. Sıfıra karşı yendik. İşte biz de tabii Japonca terimler kullanıyoruz. İşte şöyle olan muhaşi. Bazıları belki bilmez. İşte aşı balaylar falan havalarda uçuyor. Şimdi başkan geldi böyle. Onlar tabii Balkan Şampiyonası, Sırbistan. Hem onların federasyon başkanları, bizim federasyon başkanı hep orada. Başkan aşağı indi. Ben de tabii tatemeye çıktım. Döndü böyle. Oğlum dedi, sen gençken neredeydin dedim. Böyle. Öyle benim bu o kadar mutlu etmişti ki, o kadar sevmiştim ki. Çok kıymetli bir başkanımız var. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin amin ecmaîn. Ömer, babayla çalışmak nasıl bir duygu? Yani aynı salonda babayla antrenman. Zaten evde birliktesiniz. Hı hı. Bir de salonda birlikte olmak nasıl bir duygu? Bizde şöyle oluyor. Evdeyken baba oğul, salondayken antrenör öğrenci. Yani bizim deyimle sensei ve senpai diyelim. Evet. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Peki babanızla tezat, antrenmanda tezat düştüğünüz noktalar oluyor mu bazen? Yok, babamla maç yaparken çok heyecanlanıyorum. Baş başa böyle. Sert midir baban? Bayağı sert geçiyor maçlarımız. Canını yakıyor mu bazen? Tadında bırakıyor. Tadında bırakıyor, güzel. Peki Aydın hocam, size sorayım. Bir baba olaraktan oğlunuzu yetiştirdiniz ve dünya şampiyonasında kürsüye çıktığınızda ne hissettiniz? Şöyle baba duygusu ve gözler bir doldu mu? Şöyle, ilk şampiyonluğu Danimarka Aalborg'da almıştı. Ben o zaman şunu demiştim. Bizim gibi hocalar, antrenörler hani şu şöyle yapar, bu böyle yapar, analiz ve alaktüt olarak değil de ben yetiştirdiğim öğrenciye bakarım. Karşıdaki rakibe bakarım. Yeneceğini ve yenileceğini bilirim. Ve Ömer işte hem evladım hem sporcum olduğu için finalde finale kadar çıksın gerisini getirir demiştim. Böyle düşünmüştüm. Onu ilk televizyonda hatunla birlikte seyretmiştik. Benim için en önemli şeyi dünya şampiyonasında ben salonda oturuyorum. Tabii ders vermişim. Böyle ders bitti. Tabii ben başkaları maç yapıyor. 6-7 tane kamera var orada. Seyrederken halbuki finale çıkmış, ben görmemişim onu. Ofiste oturuyorum böyle, baktım birisi çıktı ama tanımıyorum, kimin çıktığını bilmiyorum. Kaybetti. Ben de yazıhanemin şeyi var, yeni yaptırmışım o masayı. Öyle bir dövüşüyor ki, yani hani bizde karate ile uğraşanlar iyi bilir. Veya işte veya boks, veya kickboks, veya wushu tarzı. Adam bellidir, yani yapacağı şeyler bellidir. Hocalar onu çok iyi anlar, belki veliler anlayamayabilir. Şimdi yumruk giriyor, tekme giriyor vesaire ama öyle bir şeyler yapıyor ki ben anlayamıyorum. Yani. Diyorum ki ya bu değil benim çocuğum ama hani orada da o şekilde görüyorum. Ben o heyecanla kaybetti tabii vatandaş. Herhalde Almanya'da mı gelmişti bir çocuk? Fransa'dan gelmişti. O çocuk kaybetmiş. Ben de onu bilmiyorum. Dedi. Masaya bir vurdum, masa yarıldı. Masa koptu yeniden. Şimdi sonra da bizim kulakları çınlattı. Hayrullah Yamaloğlu dedi ki ya adam dedi daha finale çıkmadı kardeşim, sen dedi ne yapıyorsun? Ya o kadar heyecanlanmışım ki. Şimdi çocuklarımız, işte sporcularımız orada maç yapıyor ama biraz önce bahsettik federasyon başkanımızdan. Eğer o heyecanı o hoca, teknik direktör, antrenör eğer yaşamıyorsa orada başarı yoktur. Benim oğlum da nasıl maçlara çıktığı anda ben o şekilde heyecanlanırım ve yaşarım. Önümüzde olimpiyatlar var hocam. A milli takım adına konuşuyoruz. Olimpiyatlar var ve şu anda A milli takımımız
Macaristan'da mıydı? Neredeydi? Hırvatistan'da. Hırvatistan'da. Evet. Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda ve şu ana kadar 4 tane finalimiz var diye biliyorum. Evet. İnşallah iyi bir dereceyle dönecek. Onlar için de ayrıyeten dua ediyoruz. Hı. İnşallah Türk bayrağını Hırvatistan'da en çok madalya alan ülke olarak her zaman olduğu gibi evet. Türkiye'ye dönerler diyoruz. İnşallah. Ve bizim ayrıyeten seyircilerimiz için söyleyelim. Birçok branşlarda Türkiye başarılı mı arkadaşlar? Karate dünyada birinci sırada. Türk karatesi. Ama maalesef ki basınımız buna çok yer vermiyor. Ayrıyeten Ömer Faruk kardeşimiz de kendi kategorisinde dünyada birinci sırada. Hatta onun şeyini atmıştık ama herhalde girmediler. Dünya sıralamasında birinci sırada. Bizim Ordu ilimizin sporcusu Akkuş ilçemizde Akkuşlu bir kardeşimiz. Yani biz değerlerimize sahip çıkmalıyız. Onları mutlaka her dönem kucaklamalıyız, övmeliyiz ve maddi ve manevi desteklemeliyiz diyor. Çünkü 17 yaşında bir kardeşimiz Ordu'nun bağrından çıkmış, Akkuş ilçesinden İstanbul'da karateye başlamış ve bugün iki kez Avrupa şampiyonu, bir kez de dünya şampiyonu olmuş. Yani biz size bu genç yaşta Türkiye vatandaşı olarak teşekkür etmekten başka bir şeyimiz kalmıyor. İdareciler burada devreye girmesi gerekiyor. Peki Ömer, hayatında, okuldaki arkadaşlar arasında işte veya mahallendeki arkadaşlarınla, salondaki arkadaşlarınla, şampiyon olmadaki önceki halinle, sonraki halinle arkadaşların sana davranışları değişti mi? Bakış açısı değişti mi diyeyim daha doğrusu. Arkadaşlarım hep benim kardeşim gibilerdi. Hiç aramız öyle yok. Sen şampiyon oldun da yukarılardasın. Hiç öyle bir ilişkimiz olmadı. Hep iyi anlaştık. Hep kardeş gibi anlaştık hepsiyle. Şimdi zaten bizim karate gibi uzak doğu sporu yapan arkadaşlarımızın çoğu yükseldikçe mütevazileşiyorlar. Bunu görüyoruz işte Yıldız Araslar'da, Haldun Alagaçlar'da, yani Enes'lerde, yani birçok şampiyon kardeş Serap'ta keza. Gayet herkes mütevazi bir şekilde davranıyorlar. Bu da bizim sporun verdiği disiplinden kaynaklanan bir şey. Doğru mudur Aydın doğru, hocam? Aynen, aynen. Çünkü doğru. Çocuk salona girdikten itibaren hep disiplin ve sevgiyle büyüyor. Ve bunu da herhalde etrafına yansıtıyor evet. diye düşünüyoruz. Aynen, aynen. Evet, peki ilk Avrupa Şampiyonası'nın nerede olmuştun? Danimarka'da olmuştun. İlk şampiyon olduktan sonraki heyecan aynısını ikinci şampiyonlukta yaşadın mı? Daha fazlasını yaşadım. İlk şampiyon olduğumda hiç hissetmedim. Ne olduğumu farkında değildim. Uçaktan indik. Babamı gördüm. Mutlulukla böyle karşıda böyle gururla bekliyordu beni. O zaman anladım çok büyük bir şey başardığımı. Ondan sonra Avrupa Dünya şampiyonası oldu. Onda da aynı duyguyu yaşadım. Ondan sonra da Macaristan'da oldu. 2020'de Şubat ayında orada hep böyle rahattım böyle kendimden emindim. Daha rahat emin bir şekilde. Orada şampiyon olacağımı biliyordum zaten. Allah kısmet etti şampiyon olduk orada. Sonra evimize döndük. Ben burada biraz da Aydın hocamla hazır bulmuşken bizim bu bireysel sporlardaki karate antrenörlerinin sıkıntılarıyla veya avantajları ve dezavantajlarıyla biraz sohbet etmek istiyorum. Hocam birkaç notta aldınız görüyorum ama ben şunu sormak istiyorum. Yani devlet bugün gerçekten birçok alanda hizmet veren bizim gibi antrenör arkadaşlarımıza destek oluyor mu? Yani bizi ne bileyim çünkü en büyük emek bizde var. Şöyle çocuklara disiplinli bir şekilde yetiştiriyorsun, uyuşturucudan uzak, alkolden uzak, disiplinli, ahlaklı bir nesil yetiştiriyoruz aslında biz baktığımız zaman. Yaptığımız görev aslında çok ulvi ve kutsal bir görev. Evet. Bu konudaki devletin veya siyasetçilerin desteği nelerdir? Şimdi Ahmet Hocam, siz de yıllardan beri bu sporla uğraştınız. Tabii bu sadece bizim karate ile ilgili değil, bütün dövüş sporlarıyla ilgili bir kanayan yanımız. Ama bundan önce ben bir şey daha anlatmak istiyorum çocuklarla ilgili. Tabii bir Ömer şu anda temsilci. Genç yaştaki kişilerin temsilcisi. Ömer
İlk Türkiye Şampiyonası'na girdiği zaman Türkiye üçüncüsü oldu. Sonra bir boşluğu oldu, hep Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa'ya gitti, Avrupa şampiyonu oldu. Dünya'ya gitti, dünya şampiyonu oldu. Hiç boşluk olmadı yani. Sonra tekrar Avrupa'ya gitti, Macaristan'da yine Avrupa şampiyonu oldu. Bizler yetiştirmemiz gerekiyor. Hatta Avrupa şampiyonasına gittiği zaman benim öbür oğlum Emir Ali, Karate 34 diye bizim Hüseyin Akdemir hocamızın düzenlemiş olduğu bir turnuva vardı. Orada tabii benim o çocuk da maça çıkacak. Diğer oğlum da Avrupa'da maça çıkacak. Öyle bir an oldu ki Emir aldı gidiyor. Yani birinci tur atladı, ikinci tur atladı. Öbür taraftan da ben telefonla öbür oğlumun maçını seyrediyorum orada. Ya Allah'a şükürler olsun. Emir Ali ufak oğlum orada İstanbul şampiyonu oldu. Diğer oğlum Avrupa'da Avrupa şampiyonu oldu. Ne mutlu şimdi size. Orada bile işte ufak bir tezatlık oldu. Yine orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben maçı seyretmedim. İki maç, iki heyecan birden yaşıyorum. Neredeyse şeye girdim. Maç yok ama terlemeye başladım. İki tarafı koşturarak. Bizim gibi böyle işte baba olmak ve sporcu olmak ve sporcu yetiştirmek çok daha farklı bir olay. Şimdi antrenör, sizin sorunuza gelindiği zaman aslında antrenörlük bazen öyle bir an oluyor ki anne baba çocuğunu sana teslim ediyor. Çocuk işte bir ay böyle hani korkuyla gelip gitmeme arasında kalıyor. Devam ettikçe öyle bir durum oluyor ki artık annenin babanın sözünü dinlemiyor. Kim? Hocanın sözünü dinliyor. Bir örnek alıyor. Örnek alıyor. Örnek alıyor. Bir öğrencim vardı. İsmi önemli değil. Çocuk işte 10 seneden beri bana geldi. Babası çok eski arkadaşım, samimi arkadaşım. Beni arıyor diyor ki ya hocam Allah'ını seversen şu çocuğuma bir şey söyle de internet kafayı bıraksın. Ya o çocuk bırakmış zaten karateyi. Diyoruz ki hani karateye gelsin. Sadece bunu söylerken karateyle ilgili demiyorum. Yani dövüş sporlarına, sporlara insanların yönlendirmesi lazım. Bu konu hakkında ailelere, arkadaşlara, dostlara, herkese iş düşüyor. Ve işte öyle bir duruma geliyoruz ki antrenörlere ne devlet bir nevi katkı veriyor. Sadece spor salonu işletiyor. Antrenör hem ona baba oluyor, hem anne oluyor, hem ona yoldaş oluyor, hem arkadaş oluyor. Yani kısaca hoca o çocuğun her şeyi oluyor. Ama devlete geldiğimiz zaman da tabii biz bunu kıyaslama yapıyoruz. Biz şu anda işte 2000 ve öncekilere bakıyoruz. 2000 ve öncekilerde dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonu olmuş ama pek tek nadir oluyordu. Biz ne diyoruz? Karate'de şu anda tekiz. Karate'ye federasyon veya işte federasyon demeyelim, devlet olarak desteği var. Yani yok demememiz lazım. Niye? Şu anda kulüplere pandemi dolayısıyla yardım ediliyor, yedirmiyor. Onu acı bir şekilde şey yapıyoruz, sineye çekiyoruz. Ama pandemi olmadan önceki o şeylerde, yardımlarda hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü, hem Başbakanlık, hem Cumhurbaşkanlığı yardımını ediyor yani kesintisiz. Evet. Ama şu andaki pandemi döneminde etmiyor. Bizim kanayan yaramız. Ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Dediniz ya pandemi dönemi işte yardımlar falan. Asıl evet. Spora çocuklarımızı yönlendirme açısından kulüplerin yanı sıra ana sınıfına kadar karatenin inmesi gerekiyor. Evet. Yani okulda birçok ülkede artık karate okullarda ders olarak veriliyor. Evet. Artık Türkiye bunu da yapması lazım. Çünkü neden derseniz gerçekten dünyada son 4 yıldır birinci sırada olan Türk karatesi. Dünyada birinci sırayız. Yani evet. Puanlamada birinci sıradayız. Bunun da emeği rahmetli başkanın çok fazla. Evet. Yani artık biz devlet kurumlarını, spor bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenelim ve diyelim ki arkadaşlar ana sınıflarında karateyi yaptırın. Çünkü karate gerçekten elit spor ve öyle halkımızın bildiği gibi de darbeli, vuruşlu veya sert bir spor değil. Tamamen esnek ve hıza dayalı bir spor. Jimnastik gibi düşünün ama jimnastiğin hızlısını düşünün. Karate böyle bir spor arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum sizi. Doğrudur. Şöyle mesela bizim karatenin tarihi ilk Hintliler çıkartmış denir ve Çin'den sonra Japonya'ya gelmiş. Bizim karatenin kelime anlamı biliyorsunuz. Karaboş, TL, Do yol olarak adlandırılır.
temel felsefesi de biraz önce anlattık. Dedi ki, ya Ömer söyledi. Dojo'ya yani spor salonuna giren bir sporcu orada sporunu yapar, dışarı çıktığı zaman da baba olur. Yani ben orada hocayım, dışarıda babayım. Şimdi felsefe de hep böyledir. Biraz önce niye özellikle dedim ki işte çocuk geliyor işte babası, annesi şikayetçi, hocadan yardım istiyor. Niye? Çocuk öyle bir hale geliyor ki hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem sosyal olarak öyle bir ortama giriyor ki çocuk yani donanımlı oluyor. Bizim zaten eskiden özgüven işte, yerinde oluyor. Tabii. Eskiden yani. Tabii şeye bizim değerlerimize geldiğimiz zaman da Hoca Ahmet Yesevi'nin dediği gibi at binenin, kılıç kuşananın bizim Türk insanında da şey vardır. Savaşçı ruhu vardır. Kesinlikle. O yelpazelerin bütününü artık Türk insanında almıştır. O Japon kökenini veya işte dövüş kökenini almıştır. Kendine özgü bir yol haritası çizmiştir ve dünyada şu anda tektir. Okullarda tabii ki olması lazım. Sadece okullara değil, bunu genele yaymak gerekiyor. Eğer bir toplumda ya spor yoksa, o toplum ya batakhanelerde, ya meyhanelerde, ya sokak köşelerinde çocukları tek tek ayıklamakla geçer. Evvela ne yapmamız lazım? O spor kültürünü tüm topluma yaymak gerekiyor. Her aileden mutlaka 2 kişi, 3 kişi spor yapması lazım. Okullarda bunu artık ders olarak anlatmak lazım. Beden eğitimi deniliyor. Bedenin eğitimi. Bedeni nasıl eğitirsin? Beden. Eskiden zaten spor genel müdürlüğü değil, beden terbiyesi genel müdürlüğü olarak geçiyordu bizim dönemde. Ömer onlara yetişmemişti de yani, bizim dönemde öyleydi. Bedenin eğitimi nedir? Biz zaten beden eğitimi, karate, işte ben genellikle anlatımlarda şunu diyorum. Çocuk bize gelir, süt içer, ondan sonra çorbaya geçer, sonra devam eder. Büyüklere geldiğiniz zaman deriz ki arabayı örnek veririz. Bizim şeyimiz, genelimiz odur. Koltuğa oturur, debriyajı karıştırır, işte ayarlama yapamaz, bir yere vurur. Aslında dövüş sporlarının genel şeyi, var olan şeyi sistemli bir şekilde vücuda yüklemedir. Kesinlikle. Ve onu otomatik hale getirip karşısındaki kişiye pasifize etmedir. Yani onu bazen savunma olur, bazen saldırı olur, bazen kontratak olur. Onu birleştirmedir. Artık bunu öyle bir şey yapmamız lazım ki çocukları da aynı şekilde aşılamak gerekiyor. Sadece çocukları değil, büyükleri de aynı şekilde. Karate mesela derler ki hep çocuklar yapsın. Karate çocuklar yapmasın, yapar da. Fransa'da bir hastanede kanser hastalarına terapi olarak karate yaptırılıyor hocam. Buyur. Biliyor musunuz? Ya. Bunu hiç gördünüz mü, incelediniz mi? Şeyde kadınlara şey yapmış. Evet, kadınlara böyle kanser hastalarına Fransa'da bir Fransa Üniversite Hastanesi'nde karate yaptırılıyor terapi olarak. Bakın ne kadar önemli bir nokta. Japonya'da kişiler sabah kalkar, tam orada Tao Kung Fu derler. Karateciler gider işte kendi salonlarında sabah sporu olarak yumruk tekme atarlar. Diğerleri aynı şekilde işte hoplama zıplama yaparlar. Bizim Türkiye artık genel istatistiğe baktım. Hep obezite. Ya bizim karate hocaları biz diyoruz ki çocuğa ben yumruk gösteriyorum, tekme gösteriyorum, akabinde duruyoruz. Ama ne yapmamız lazım? Hep birlikte artık bunun önüne geçmemiz lazım. Engellememiz lazım. Bu şekilde düşüncelere sahibim. Hocam biraz da öz eleştiri yapalım. Evet, yapalım. Şimdi ben aynı zamanda hakemlik de yapıyorum biliyorsunuz. Bizim zaten hakem olan arkadaşlarımızın %50'si aynı zamanda antrenörlük de yapıyorlar. Evet. Ama spor maçlarda şunu görüyoruz. Daha mola verildiğinde spor salonunun kapısına çıkar çıkmaz sigaraları yakıyorlar. Evet. Ondan sonra biz bu çocuklara gideceğiz. Diyeceğiz ki çocuklar sigara sağlığa zararlıdır. İşte alkol zararlıdır. Evet. Gibi şeyler. Ben bu konuya çok böyle şey yapıyorum. Sıkıntı geliyor bana. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben şöyle düşünüyorum. Sadece ben düşüncemle olmuyor tabii. Ben dünyada şu anda bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Türkiye'de ki şey vurduğumuz zaman sizin söylemeniz güzel. Ama dünya şuna bakıyor. Dünyada, Almanya'da, Fransa'da özellikle sporcuların %80'i sigara, içki içiyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Sporun öyle bir özelliği var ki biz birincisi vücut ısınması diyoruz.
Sonra laktik asit diyoruz. Yani asit ter. Sonra tabii karbona geçiyoruz. Yani o gün yediğiniz besinlerden bahsediyoruz. Fransızların, Almanların, İtalyanların, bak biz Türkiye'yi konuşmuyoruz. Ben Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyanın genelinden bahsediyorum. Bu adamlar içki içiyor, sigara içiyor, bütün her şeyi kullanıyor. Ama adamlar öyle bir mücadele ediyor ki o başlangıçta vücut ısınması yapıyor, laktik asit yapıyor, karbon atıyor ve toksinler atıyor. Bütün vücuttaki pislikleri atıyor tabiri caizse. Anlatabildim mi? Şimdi sadece sigaraya takılıp kaldığımız zaman bu sefer diyecek ki adam ben sadece işte sigara içiyorum. Ha içmemesi gerekiyor. Ben ahlaki olarak söyledim bunu. Ama, yani o tabii, vücuta zararlı, zararsız olan meselesi. Şimdi, ben ahlaki olarak söyledim. Tabii ki ama şimdi adam sigara içiyor diye ben sigara içiyorum. Geçen bir tanesi gelmişti. Sigara içiyorum. Ben sigara içiyorum. Adamlar ben sigara bırakmak için ben de spor yapacağım diyor. Yani? Sadece sigarayı bırakacağım. Veya içki içen mesela geliyor ben diyor içkiyi bırakacağım. Sigarayı bırakacağım. Spor yapacağım diyor. Biraz önce bahsetmiştik. İşte sosyal dediğimiz kültür şeyi bu şekilde diye düşünüyorum. İlk milli takımına girdin Ömer. Sonra kampa alındın. Evden ayrı kaldın. Çünkü ilk kampınız 17-18 gün mü oldu? 2 ay ilk oldu. 2 ay, 60 günlük bir kampa girdin ve bu süreç içinde belli bir periyotlarda ailene izin vererek görüşebildin, geldin. Ne hissettin? Çünkü yaşın bana göre çok o zamanlar lise, işte ortaokul veya lise çağlarında herhalde 15 yaşlarında falandın. Nasıl bir duygu? Evden ayrılma psikolojisi nasıl bir şey? O zaman 15 yaşındayım. İlk kez evimden o kadar uzun sürede ayrı kalmışım. Bir hafta geçti. Böyle tek başımayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece antrenmana gidip geliyoruz, yemek yiyoruz. Böyle boşluk oluyor. O zaman annemi arıyorum. Ağladın mı hiç? Doğru söyle. Bir kez ağladı. Çünkü gerçekten zordur. Yani hiç evden ayrı kalmamış 15 yaşındaki çocuğun 60 gün kampa gitmesi. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben şunu söyleyeyim. Sporcularımız kolay yetişmiyor aslında. Evet. Yani gerçekten emek sarf ediliyor ki bakın bir şey söylemek istiyorum. Aydın hocam misafir geldi. Akkuş'tan bugün programın öncesinde benim salonumu açtırdı. 2 saat bak o mesafeyi bile değerlendirmek. İşte şampiyonluk böyle olunuyor. O 2 saatlik boşluğu değerlendirmek için 2 saat Ömer'le antrenmanlarını yaptılar. Üzerlerini değişip buraya programa katıldılar. Yani o sporcu kolay yetişmiyor. 2 ay 15 yaşındaki bir çocuk anne babadan ayrı ve arkadaş çevresinden ayrı. Yeni bir çevreye girmiş. Kamptasın. Her şeyin düzenli. Sabah kalkman düzenli, akşam yatman düzenli, yemen içmen düzenli, besinin düzenli. Anne bana şunu getir diyemiyorsun. Anne bana su getir diyemiyorsun. Anne benim canım şunu çekti diyemiyorsun. Ne halde yetiştiğimiz burada net ve açık. Evet. Ama sonrasında kürsüye çıktı mı hepsi ne oluyor Ömer? Dönüşte karşılanıyor. Değil mi? Karşılanıyor ve çiçeklerle barışlanıyor. Yani çok kıymetli bir iş. Türk bayrağını göndere çektirmek. Gerçekten dünyanın gözüne soka soka bu işi en güzel sporcular yapıyor. Ben şunu hep diyorum Aydın hocam. Evet. Dünyada reklam yapmak istiyorsan spora yatırım yapacaksın. Evet. Bravo. Spora yatırım yapacaksın. Şöyle, reklam yapmak istiyorsan dünyada spora reklam yapacaksın. Buyur Aydın hocam. Bu konuyla ilgili tabii bizim veliler bazen bana kızarlar. Ama ben öğrencileri aldığım zaman evvela şunu derim. Şimdi saat antrenman 5'te başlar. 6.30'da normalde biter. Saat 6 olduğu zaman saate bakarlar. Bu çocukların antrenman şekli saat 5'te gelirler ve 9'da çıkış yaparlar. 5'te gelirler, 9'da çıkış. Takriben minimum 2 saat, maksimum 4 saat antrenman yaparız. Yani başka türlü dünya şampiyonu olmuyor. Haftanın 3 günü normal sporcular derim ki bakın arkadaşlar hepiniz benim evlatlarımsınız. Ama saate bakarsınız, 5'te geldiniz, 6 olduğu zaman saate bakarsınız. Ama bunda 3 saat, 4 saat çalışırlar. Burada tabii sadece hocayı değil, velilere de, aileye de çok iş düşüyor. Bunun mücadelesini onlar da vermesi lazım. Başarılı olacaksa. Tabii spor sadece herkes başarılı olacak diye bir kural, bir kaide yok ama herkesin de spor yapması lazım. Şimdi bir seyircimiz sormuş. Karate elbisesi neden beyazdır?
Aydın Hocam. Evet. Cevabını siz verin. Karate elbisesi neden beyazdır? Beyaz sütü, berraklığı ifade eder. Saflığı, temizliği, saflığı, temizliği saygıyı ifade eder. Yani genel manada odur. Tabii onu giydiğin zaman o işte çalışma, antrenman periyotları, metotları çok farklıdır ama o elbise, biz ona karate gidiyoruz. Saflığı, temizliği, berraklığı anlatımdır. Bu şekilde de cevap vermiş olalım. Karateyi sokak kavgasında kullanabilir miyiz? Şöyle, biraz önce ben anlattım, dedim ki var olan vücudumuzda nasıl ki yürüyüş yapıyoruz, nasıl ki işte yumruk tekme atıyoruz. Var olan şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri vücuda yükledikten sonra karşıdaki kişiye, tabi biz spor biliminde istemli bir de istem dışı deriz. İstem dışı olarak tabi sporcu da çok heyecanlanır. Dışarıdaki kişi de çok heyecanlanır. Ama sporcunun artı avantajı nedir? Öğrendiği şeyleri, yüklediği şeyleri karşısındaki kişiye uygulamadı. Evet. Bunu da istem dışı olarak yapar. Elinde değildir o. Çünkü artık beden ona alıştı. Beden ona alıştı. Nasıl biraz önce örnek verdiniz, araç evet kullanırken pedala otomatik gidiyor. Aynen, bravo. Aynı şekilde bir de devam ediyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Sporcu kolay kolay kavga etmez. Sporcu kolay kolay kimseyle ikili mücadeleye girmez. Neden? Çünkü yenmenin ve yenilmenin ne olduğunu bilir. Evet. Aradaki şimdi, fark. Evet. Karate'de sakatlandığımız zaman spor hayatımız biter mi? Ben şöyle bir örnek vereyim. 2015 yılını zannediyorum. Her programda söylüyorum. Dünya BESYO'daki görev yapım ve sağlık kurulunun araştırmasıdır bu. Karate yüzme sporu kadar dahi sakatlı olmayan bir spor dalı seçilmiştir. Dövüş spor olmasına rağmen. Evet. Çünkü teması hafif olan, temassız olan ve olsa da çok hafif olan bir spor dalı. Tabii ki sporcu antrenmanda lif atması gibi bu sporcunun hatasıdır. Isınmadan her bunu yürüyüşte de olabilir. Ben buna cevap verdim ama soru evet buydu Aydın Hocam. Siz cevap verin bence. Şöyle, şimdi bizde şu tartışma vardı. Karateciler bizi dinliyorsa geleneksel karate ve sportif karate olarak adlandırılır. Evet, iki ayrı var. Geleneksel karate ve sportif karate. Geleneksel karate'de gelirken biz benim çocukta da onu şey yaptık. Şu anda Ryakushin Kai karate yapan var. Aşağıda karate onlar yapan. Onlar biraz sert, evet. Onlar biraz sert. Şimdi geleneksellik dediğimiz zaman onlar devreye giriyor. Bizimki artık biraz daha yumuşak oldu. Kontrollü oldu. Yani biz onu işte yumrukla gelen noktayı biz istediğimiz zaman vurabiliriz ama istediğimiz zaman onu kontrol edebiliriz. Ya ben şunu diyorum. Evet. Benim bir gücüm var. Evet. Hızım var. Ben aracıma biniyorum. Tamam. İstediğim zaman. Aracıma evet güveniyorum evet ve suratımı ona göre yapıyorum. Evet. İstediğim noktada durabileceğim anı kontrol edemiyorum. Evet, bravo. Yani otokontrol sistemi evet diyoruz. Bravo. Yani 200 kilometre hızla attığım bir yumruğu rakibin burnuna getirip ama vurmuyorsun. Diyorsun ki bak ben sana istersen bunu vurabilirim evet diyebiliyorsun. Evet. Hocam karate'de kuşaklar var. Evet. Yani sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi. Kahverengi 3, kahverengi 2, kahverengi 1 evet ve birinci dan şeklinde evet kuşaklar var. Evet. Bu kuşakların birçok anlamları var. Yani bunların bildiğiniz kadar anlamlarını biraz bize tabii anlatır mısınız? Şöyle, tabii bunu biz örnek verirken şu şekilde örnek veriyoruz. İşte okula başlayan çocuk 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf hep böyle devam eder. Bizim karate'nin de, karate'nin yelpazesi dediğimiz beyaz kemer acemi, yani yeni doğmuş bebek anlamındadır. Bazen de şöyle diyoruz, tarlanın evet sürülmesi. Yani ama benim şeyim hep olur. İşte sarı kemer işte yavaş yavaş çorbaya gitmiş. Çünkü kademe kademe. Tabii. Daha baştan da örnek verdik. Dedik ki bizim dövüş sporlarının ana teması var olan öğrendiğimiz şeyleri vücuda yüklemek, sonra karşıdaki kişiye uygulamaktır dedik. Bu şekilde kademe kademe gider. Tabii bunu doktorlardan da örnek veririz. Deriz ki işte pratisyen, doktor, doçent, profesör bu şekilde gider. Kademe kademe böyle şimdi yükselir. Bunun nereye tabii birçok şey var. İşte dediğiniz noktası, ben de bazen sorular, dan nedir der diye sorarlar bize. Derim ki askerde oğlunuz var mı rütbeli olarak? Evet. Bazıları var, bazıları yok. İşte o aldığımız rütbeler bunlar derim. Evet, tamam bravo. Çünkü evet en güzel anlatımı tamam böyle evet oluyor. Bravo, detaya, bravo. Mesela evet kuşa çok detaya girersek işte beyaz tarlaya sürülmesi, sarı tohumuna ekilmesi, işte
turuncu artık filizlenmesi, evet, yeşil evet. büyümesi, hı-hı. mavi olgunlaşmaya doğru gitmesi, evet. işte kahverengi artık tohumun olması, siyah da pişir beni yedemesi gibi evet. anlatıyorum bravo, ben bravo. Bazen. Aynen. Böyle benim de anekdotlarım çok, var. Çok güzel. yani, birçok anlamda anlatılabiliyor evet. ama biz evet. halkın dilinde en güzel evet. anlattığımız kısa ve net kısa olan, net olur, kısa olan net olan bu. Aynen. Yani bu arada Aydın Hocam hayırlı olsun. Geçen 6. tane aldınız. Evet teşekkür ederim. Sağ yani, sağ Mevlam tabi dan, seviye, makam bunlar gelip geçici. Evet. Onun önemli olan bizim kişiliğimiz ve evet, karakterimiz. Dostluğumuzu, eyvallah. Arkadaşlarımızı kırmamak. Evet, kırılmamak eyvallah. Ve kırmamak. Çünkü ben şunu diyorum. Bakın başkanımız gitti. Gözümüzü açıp kapayana kadar bir dünyada yaşıyoruz. Evet eyvallah. Yani bu çok önemli. Mevlam hepimize hayırlı ömürler, sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin, amin, amin. Ömer'im, sana şunu sormak istiyorum. Karateye kendi isteğinle mi, babanın isteğiyle mi başladın? Açık ama böyle baban yok burada şu anda. Karateye ilk başlarda, ilk zamanlarımda böyle gitmek istemiyordum. İlk böyle İstanbul şampiyonasıydı herhalde. Orada derece yaptım. Ondan sonra karateye bütün gücümle sarıldım. Ondan sonra aşkla yapmaya başladım. Aşkla yapmaya başladınız. İyi ki de yapmışsın. İyi ki de yapmışsın. Peki annenin bakış açısı nasıl? Ayrı kalıyor çünkü senden yurt dışına çıkıyorsun, kamplara gidiyorsun. Anneler biraz daha duygusal ve özlem davranır. Evet. Annem hep destek olmuştur. Her zaman bavulumu o toplar. Her yemeğimi o yapar. Bütün hayatımı o düzenler. Annemin desteği çok büyük. Baban mı daha çok destek oluyor annemin? Babamın salonda oluyor, annemin evde oluyor. Yani işi paylaştırdın mı onlara diyorsun? Çok güzel. Peki Aydın Hocam. Yeniden dünyaya gelsen. Evet. Şimdi bana bu soru soruluyor bazen. Ben cevabını veriyorum da senden de bu cevap, bir cevap almak istiyorum. Yine böyle çocuklarla uğraşımı yapan ve karate sporu gibi veya karateyi seçer miydiniz? Şimdi tabii bu konuda ben biraz tereddüt ediyorum. Net cevap vermek istemiyorum. Çünkü belki karate yapmasaydım, çünkü ben boks da yaptım. Benim hocam rahmetli Namık Seyhan'dı. Belki boks biraz daha şeydi, bana cazip gelmişti o dönemlerde. Abimin bu şekilde karate yapması beni yönlendirdi. Belki yine biraz daha iyi olurdum diye düşünüyorum. Karateci olurdum yine diye düşünüyorum. İyi, karateci olurdum. Evet. Şimdi bana da aynı sorular birçok zaman evet. geliyor. Geçen de hatta Fatsa Kaymakam böyle otururken sordu. Evet. Ne yapmak istediniz? Karate mi olur bilmiyorum ama yine çocuklarla uğraşabileceğim, çocuklarla haşır neşir olabileceğim bir spor dalını seçerdim. Evet. Çocukları çok seviyorum ben. Bilmiyorum nedendir ama evet. ha, disiplinlerden bırakmam ama o sevgileri farklıdır. Çünkü evet. onlar antrenmanda bizi artık terletiyorlar, kızdırıyorlar, yapamıyorlar ama işlerinden bir tanesi çıkıyor. Ruhu okşayacak öyle bir güzel kelime söylüyor ki ve seni bütün sinirini ve kızgınlığını alıyor. Evet. Bunu yaşıyoruz. Bu arada prodüksiyondaki arkadaşımız sormuş. Aydın Hocam, karatede filmlerde gördüğümüz gibi havada dövüş yapabiliyor musunuz? Alev Hanım'ın sorusu bu. Şimdi eskiden tabii bizim başlangıcımız 86 olduğu için o zaman bizim Jackie Chan vardı. İşte Shaolin, Uçan Giyotin'e karşı vesaire onlar vardı. Bu hayali şeyler ama hayali şeyler değil. Biz gerçekten havada paralel atanlar vardı. Mesela benim oğlum iki sefer havada takla atıyor. Ama düşünceleri nedir? Direkt havada uçan mı yoksa havaya zıplayıp tekme atan mı? Dediğimiz zaman havada iki tekme atıyor. Ama ben atamıyorum. Ben tabii yaşlandım. yani onu yapamıyorum ama benim çocuklarım yapıyor şöyle, yani. Şöyle. Tabii ki insanın mesela yokotebi dediğimiz tekmeyi gençliğimde ben de çok güzel atıyordum ama şu an atamıyoruz. Kasları artık erimeye başlıyor ve isterseniz yaş itibariyle kaslar yavaşlıyor. Evet. Yani yavaşlayan bir kasla da hızı sağlamak mümkün değil. Yaş itibariyle kaynaklanan bir şey bu. Evet, özür dilerim. Şimdi bir gün antrenman yapıyoruz. Ben her zaman sporcularıma derim ki evvela beni yeneceksiniz. Ben kendime güvenirim. Bir gün
Antrenman yapıyoruz. Benim çocuk karşımda Ömer. Ondan önce de Emir geçti. Ufak oğlum. Ben tabii işte yumruk çıkarttım. İşte şey terimleri kullanmayalım. Düz yumruk çıkarttım. Nasıl olduysa o Emir oğlum, seyirciler var tabii. 20-25 kişi böyle seyirciler oturmuş. Veliler oturmuş. Nasıl olduysa tekniği bir çıktı. Çak diye indirdi buraya. Şimdi ben tabii Urama başı yedik ya. Urama başı yedik. Şimdi ben baktım böyle. Ben de normal. Ben hayatımda hiçbir zaman şey olmadı. Hani yani, ego olmadı bende. Ya olmamalı. Gittim yanına. Tabii veliler tabii korktu böyle. Hocaya tekme attı. Ya bu çocuk nasıl vurdu buna? Şöyle gittim yanına. Dedim ki aferin oğlum. Veliler beni alkışına başladı. Yani. Bir günde bununla şey yapıyoruz, maç yapıyoruz. Tabii Urama başı değil. Tekmeyi kaldırdım böyle. Bu nasıl olduysa ayağımı havada bir tuttu, aşıbarayı bir çekti. Ben aşıbarayın da açıklamasını yapalım hocam. Alttan süpürme alttan diyoruz süpürme, biz ona. Evet. Evet. Tırpan diyelim. Türkçe aynen, aynen. Aşıbarayı bir çekti, ben güm diye yere düştüm böyle. Şöyle bir kalktım, baktım veliler bakıyor ama çok şey olmuşlar. Hani bende bir şey yok. Hani bizde normal. Yani biz alışkınız onlara. Düşeceğin kalkacaksın. Çünkü sporun bu güzelliği var, güzel tarafı var. Ben kalktım dedim, aferin oğlum dedim, bravo dedim. Ve şey yaptım, baktım veliler bir anda böyle rahatladılar. Sanki onlar düşmüş ama yere. Evet. Aydın hocam, Ömer seni bundan sonra yener. Bunu kabul edelim. Beni yenemezse zaten orada bir problem yani vardı. Yener. O hiç yener. Evet, sevgili izleyiciler, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hem Ömer kardeşimizden, şampiyonumuzdan, hem de babası antrenörü Aydın kardeşimizden, kardeşim diyorum kusura bakma, evet, çünkü tabii. Sen benim gerçekten biz kardeşim gibi eyvallah, görüyorum. Eyvallah. Son sözlerini alacağız. İlk önce Ömer Faruk'tan başlayalım. Çok teşekkür ederim böyle bir programa davet ettiğiniz için. Bu kadar. Aydın hocam. Biz Mehmet hocamla yıllar aynı hocada çalıştık. Aynı mücadele. Recep hocamıza da selam olsun bu arada. Ellerini tabii öpüyoruz. Tabii Recep hocamıza sevgiler, saygılar. Kartal bakışlı hocam benim. Evet. Her zaman öyle söyleriz. Eyüp hocama da aynı şekilde sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün hocalar değerlidir. Rahmetli Hamit Şahin vardır eski hocam. Evet, hepine, evet. Hepsine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Hepsi birbirinden de değerli. Alev Oral da keza. Rahmetli bizim Bahri Erşahin'de. Bahri hocamız o kıymetlimizdi. Kıymetlimizdi. Evet, kıymetlimiz. İşte Esat başkanımız da aynı şekilde. Hepsini rahmetle yad ettik. Güzel bir konuşma oldu. Bu programda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki buraya gelmişiz. İyi ki tekrar seninle karşılaşmışız. Rahmetli her zaman bekleriz hocamız. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Evet, sevgili Moda TV izleyicileri. Bu akşam iki değerli konuğum ve dostlarım diyeyim, dostum diyeyim, Aydın hocamızı ve oğlu, Avrupa ve Dünya şampiyonu Ömer'i konuk ettik. Biliyorsunuz programımız 7 haftadır yapılamıyordu. 7 hafta sonra ilk program yaptık. Sebebi rahatsızlıklar, cenaze ve COVID atlattık. Bu vesileyle buradan bu COVID hastanede yattığım dönem içerisinde bizleri arayan tüm dostlara, arkadaşlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Dualarını eksik etmediler. Bu akşamki programımızı burada sonlandırıyoruz. Katılımcı konuklarımıza İstanbul'dan gelip benim konuğum olduğu için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.